Peki Ersin Hocam, bebeklerde grip ve nezle ile ilgili ebeveynlerimizi nasıl bilgilendiririz? Çocuklarda soğuk algınlığı ve grip de görülebiliyor. Özellikle bu mevsim geçişlerinde en sık gördüğümüz bulgulardan bir tanesi. İşte burun akıntısı, burun tıkanıklığıyla emmede azalma gibi bulgularla gelebiliyorlar. Buralarda en önemlisi ailenin dikkat etmesi gereken şey emzirmeye dikkat etmek. Bol bol emzirmek yani tedavi edici özelliği var. Hidrasyonu sağlıyor, bebeği rahatlatıyor. Onun haricinde tıkanıklık olan yerleri, burun tıkanıklığını açmak gerekiyor. Bir takım damlalarla bunu açmak, burnunu temiz tutmak, bebeğin nefesini rahatlatacağı için de hem bebeğin huzurunu, konforunu sağlamış oluyorsunuz, hem de orada mukus tıkaçların oluşmasını engelleyip bu tıkaçlar daha sonrasında balgama çevirebiliyor, uyku düzenini bozabiliyor çocuğun, artı beslenmesini etkileyebiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Grip, yani soğuk algınlığı için kullanılan ilaçlar çocuklarda pek önerdiğimiz ilaçlar değil. Bitkisel çayları da çok küçük bebeklerde önermemeye çalışıyoruz. Belli bir yaştan sonra eğer bu bulgular ilerliyorsa, öksürük bulguları ortaya çıkıyorsa, ateşi çıkıyorsa, ona yönelik yani semptoma yönelik tedaviler öneriyoruz. İşte ateş düşürücüler vermek, yine hidrasyona devam etmek, burnunu temizlemek gibi. Eğer ateşler ortaya çıkıyorsa, öksürük belirgin hale geliyorsa, hırıltı duyulmaya başlıyorsa çocukta, o zaman da artık bir doktor kontrolünde bu hırıltının nereden kaynaklandığını, üst solunum yolu enfeksiyonu mu, alt solunum yolu enfeksiyonu mu, ondan kaynaklandığını tespit edip ona göre de bir tedavisinin planlanması gerekiyor. Ve emziren anneler hocam, emzirmeliler mi? Emziren anneler evet, sütten mikrop, yani bu soğuk algınlığı mikropları geçmez. Sadece tüberküloz oldukları zaman, işte bazı HIV gibi bulaşıcı enfeksiyonlar varsa onlarda emzirmeyi bırakmaları lazım. Ama bu hastalıklar damlacık yoluyla geçtikleri için de lütfen bebeklerini emzirirlerken maske kullansınlar, el hijyenine dikkat etsinler, ortamın temizliğine, yani sık sık evi havalandırsınlar. Onlara dikkat ederlerse bir problem çıkmaz. Anneler de bazen nezle grip ilaçları kullanamıyor biliyorlar. Eğer bir problem varsa, sürekli ilerleyen bir soğuk algınlığı bulguları varsa bir doktor arkadaşa başvurup kendileri de süte geçse de bazı ilaçlar kullanabilirler. Ama kendi başlarına ya da başka birinin önerisiyle ilaç kullanmasınlar lütfen.